İnsan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve emniyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş o çiçeğe, o çekirdeğe. Elma çekirdeğin içindeki program nedir? Elma ağacı olacak. Zeytin çekirdeğinde zeytin ağacı olacak. İncir çekirdeğinde incir ağacı olacak. Cenab-ı Allah kader kalemiyle yazmış. Ta ki o çekirdek toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halık'ından, Cenab-ı Allah'tan istidat lisanıyla, hani kabiliyet lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal olsun. Çekirdek istiyor. Ya Rabbi diyor, bana bu kabiliyeti verdin, beni ağaç yap ya Rabbi diyor. Su da geliyor, ya Rabbi bunu ağaç yap. Güneş de oradan diyor, ya Rabbi bunu ağaç yap. Hava da geliyor, ya Rabbi bunu ağaç yap. Toprağa zaten sığınmış, o da diyor, ya Rabbi bu çekirdeği ağaç yap diyorlar, hepsi dua ediyorlar. Eğer o çekirdek su-i mizacından dolayı ona verilen o kabiliyetleri kötüye kullansa, kötüde harcasa, mevad-ı musırrayı celbine sarf etse, yani o çekirdek kendini bir kurda, bir böceğe yedirse, o dar yerde kısa bir zamanda faidesiz tefessüh edip çürüyüp ağaç olamayacak. Faydasız tefessüh edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını, yani ağaç olma kabiliyetini Fâlikul Habbi ve Nevâ'nın, Fâlikul Habbi ve Nevâ bir ayettir. Rabbim ne diyor burada? Ben nüveleri ve habbeleri açarım diyor. Açarım, açıyor. İçinden ağacı çıkarım. Yumurtayı açıyor, kuşu çıkarıyor. Geceyi açıyor, gündüzü çıkarıyor. Ya Allah Allah. Fâlikul Habbi ve Nevâ'nın emri tekvinisini imtisar edip hüsnü istimal etse o çekirdek kendini güzel kullansa, bu bir misal tabii. O dar alemden çıkacak, toprağın karınlığından çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruh-u manevisi büyük bir hakikati külliye suretine alacaktır. O küçücük çekirdek, o sıkışmış ağaç büyük bir ağaç olacak. İşte onun gibi esasında bizi anlatmak istiyor da bu misali verdi. İşte onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyeti cihazat ve kaderden kıymetli programlar verilmiş. Ne verilmiş? Akıl, kalp, ruh, vicdan, mantık, sevgi, nefret, korku, hep bunlar bize verilmiş. Bizde var bunlar. Ya aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyeti cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar alemi arzide hayat-ı dünyeviye toprağı altında alamadım, satamadım, yapamadım, yiyemedim, giyemedim, gezemedim, o cihazat-ı maneviyesini, o kabiliyetten nefsi nevesatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi cüz'i bir telessüs, az bir lezzet için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüm ederek mesuliyeti maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenip şu dünyadan göçüp gidecektir. Verilen o kabiliyetleri orada harcayacak. Bak şimdi biz Kur'an tefsirini açtık, gözlükleri taktık, bakıyoruz. Şimdi şu anda kahvehanelerde, kumarhanelerde öyle insanlar var ki onlar da elinde kağıtlar, kaçıncı papaz çıkmış ona bakıyor. Bakın Allah'ın verdiği o gözü, o eli, o aklı, o kabiliyeti, o hissiyatı nerede harcıyor? Ne oluyor bu adam? Bu adam kendini böceklere, kurtlara yediriyor. Öbür tarafta ebedi bir hayata mazhar olamayacak. Çünkü burada kendini çürüttü,
yitirdi ve bitirdi. Allah korusun kardeşler. Dikkat edelim. Tevbe kapısı açık. Ne kadar günahınız olursa olsun diyor, tevbe eder, pişman olur, nadim olursanız ben sizi diyor affedeceğim. Sağolsunullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfüsihim la taknetu min rahmetillah. Habibim de o, hayatlarını boşa harcayan kullarına de, la taknetu min rahmetillah. Benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler, tevbe etsinler, benden özür dilesinler, pişman olsunlar, ben de onları affedeyim. O kadar. Tûbû ilallah tevbeten nasûhâ. Çünkü tevbe kapısı açık. Cenab-ı Allah bizi tevbe etmemizi, pişman olmamızı, nadim olmamızı, istiğfar etmemizi istiyor. Böyle. Bir baba bile çocuğunu dövmek istemez kardeşler. İstemez. Ama çocuk bazen dayağı hak ederse o da dayağı ye. Şimdi çocuk gürültü yapıyor. Oğlum gürültü yap. Bak misafir olur. Baba baksana buna. Oğlum rahat dur. Bak çekerim bunu. Baba bunu ne? Tabi baba kalkıyor öyle. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Neden? O şimdi kaşındı. Dayak yemeye kaşınıyor o. Onun için biz de kaşınanlar da bu. Tevbeye gel tevbeye. Accilû bisalâti kablen fevt. Namazı diyor acele ediniz kaçırmadan önce kılmaya. Ve accilû bittevbeti kablen mevt. Ölüm gelmeden önce de tevbe etmeye acele ediniz. Ölüm geldiği an tevbe geçersiz. Firavun da boğulurken tevbe dedi ama geçersiz oluyor. Şimdi görüyorum ben bazen böyle. Adam kahvede düşeş duman. Ha. Bir zelzele oluyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'ımıza kahraman. Koru ya Rabbi bizi. Ne oldu? Biraz evvel yoktu ama. Ha, ölüm korkusundan getirilen şehadet makbul değil. Yeisteki iman makbul değil. Artık yeise düştün. Gidiyorsun. Onun için kardeşler Allah aşkına ne olur kendimize dönelim. Ne olur bu hakikatlara kulak verelim ve bu tuzak diyarından kurtulup imanla öbür tarafa gidelim. İnşallah.